Nereden geliyorsun sen? Sakarya'dan. Sakarya'dan. Aynen. Hazır mısın? Ben başladım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin konusu hal. Daha önceden çarşamba dersinde hal konusunu işlemiştik. Şimdi biraz daha görsel içerikli olarak inşallah size istifademizi aktarmaya çalışacağız. Halin lugat manası vaziyet, durum, zamanı ifade için, şimdiki zamanı hali hazır ifade için kullanılır. Aynı zamanda tavır, suret, keyfiyet manasına da gelmektedir. Hal dersini hale gelmeden önce lisan-ı halden yola çıkarak hale doğru ulaşmaya çalıştık. Çünkü Risale-i Nur'da yaptığımız hallerde bizim anlatmak istediğimiz dimadaki mertebeye direkt belki ifadeler, sarih ifadeler fazla bulunmayabilir. O yüzden lisan-ı halden hale doğru gelmeye çalıştık. Temsillerle bu meseleyi açmaya çalışacağız. Düğme basını açtılar. Hangi? Sesini biraz açabilirsiniz. Orada mı? Şöyle bir sualle başlayalım inşallah. Haliniz vaktiniz yerinde midir? Ya da haliniz vaktiniz nasıldır? Sualini vereceğimiz cevap bizim halden ne anladığımızı gösteriyor. Haliniz vaktiniz yerinde midir derken para, rahatlık, sıhhat anlaşılmıyor. Haliniz vaktiniz nedir derken buradan anlatılmak istenen ya da halin bize gösterdiği aslında o anda cenneti mi, cennet halini mi yaşıyoruz yoksa cehenneme bir hal mi yaşıyoruz? O kastediliyor. Şimdi Risale-i Nur'da külliyatta geçen lisan-ı haller nerelerde geçiyor? Onlara bir bakalım inşallah. Neler lisan-ı haliyle kendisini ifade ediyormuş ya da nelerin lisan-ı halleri var? En dıştan içeriye olarak insan ekber olan kainat, bütün mevcudat, her bir şey, cehennem, bunlar lisan-ı halleri kullanıyormuş. Hepsi Risale-i Nur'da olan yerler. Ecram-ı ulviye, yıldızlar, hilkat-ı semavat ve arz, ehli arz, ehli semavat, sema, cev, arz, yine bir iç alt dairede, rızk isteyen her taife, bütün çiçekli otlar, çiçek açmış her bir ağaç, bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, yeryüzü tarlasındaki nebatatın her biri, bir alt dairede, toprak, hava, su, nur, dört külli dil olarak lisan-ı hal ile konuşuyorlarmış. Bütün zerratı vücudum, herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru, nar ile nur unsuru yani maddi ve manevi nur unsuru, bir alt dairede ehli iman, Risale-i Nur şakirtleri, umum ihvan, kardeşim feyzi manevi lisan-ı hal ile konuşuyormuş ve etraftaki dostlar bir iç dairede enbiyaların aleyhisselam icmağı, nübüvvet mertebesine nail olanların heyet-i mecması, yine en merkezde Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim. Bunlar Risale-i Nur'da lisan-ı hal ile gösterilen yerler, lisan-ı hal ile tesbihat eden, işte hitap eden yerler. Bunun dışında bu dairenin yanında simalardaki teşehhüsat da lisan-ı hal ile bizimle konuşuyormuş. Yine mescit geçiyor Risale-i Nur'da. Mide lisan-ı hal ile bize bir şeyler diyormuş. Bütün ölüler lisan-ı hal ile bizimle konuşuyorlarmış.
zaman-ı hal, yani aslı saadet lisan-ı hal ile konuşuyormuş. Çok komiteler ve Kur'an-ı Kerim'deki lam lisan-ı hal ile konuşuyormuş. Birkaç daha harf var buraya almadığımız. Bizimle konuşan, lisan-ı hal ile bizimle konuşan yerler. Yani Risale-i Nur'da geçen lisan-ı hali cümle içinde geçerler, değil mi? Evet abi. Lisan-ı hal ile konuşan yerler. Yani çeşitli şey olsun diye. Lisan-ı hal geçtiği yerleri o şekilde topladık abi. Yine kısaca hal ve lisan-ı halin geçtiği yerleri okuyayım size. Halin vazifeleri, hal ne şekilde geçiyor, neler var? Hal ilan yeri olarak geçiyor. Ne geçiyor? İlan yeri abi. Ha, ilan yeri. İlan yeri. Hmm. Birazdan inşallah oraya geleceğiz. Hal ile dua yapılıyor. Midenin yine hal diliyle konuşması var. Esma-i ilahiye karşı lisan-ı hal ile tesbihat var. Peygamberlerin nübüvvetleri ve mucizeleri de bir lisan-ı hal. Hal tekerrür edebiliyormuş. Lisan-ı hal ile sual ediliyor. Hal işareti gaybiye olabiliyormuş. Halin nurlu bir hali varmış. Mutabık-ı muktazai hal var. Bu hal çeşitlerini anlatıyor birazdan. Evet abi. Konu dersek ısınma malzemeleri. Lisan ve kalp, lisan-ı hal ile elhamdülillah derler. Salah-ı hal var. Dindarane bir salah-ı hal. İnsanı havalandırıp baş aşağı felakete atan bir hal var. Onu da inşallah işleyeceğiz. Bu hal değil mi? O da bir hal. Evet abi. Birazdan onlara değineceğiz abi. Hal gayet kuvvetli bir işareti gaybiye olabiliyormuş. Tevafukat-ı gaybiye lisan-ı hal ile beşere hitap ediyormuş. Hal alameti muvaffakiyet olabiliyor. Ahirete müteveccih olan bir hal varmış. O hiçbir günah suç mevzu olamaz diyor üstad. Hal müsaade ediyormuş. Hal lisan-ı hal ile bize beşaret veriyormuş. Yine hal olarak geçen yerler, hakikat-ı hal, hazin bir hal, delalet-i hal, ıslah-ı hal, hali hazır, zaman-ı hal, hali sabavet, mazumane lisan-ı hal, manevi bir hal, beyan-ı hal, salah-ı hal, vakul hal, hali sekir var. Acip bir hal, gayri insani haller var, hali müessif, perişan bir hal, sukut-u hali murakebe, müellim bir hal, hali faaliyet, has bir hal, hali terakki, hali aslimiz, dehşetli bir hal var, meçhulül hal var, tazallümü hal, acip bir hal, teşehhi edilen bir hal var. Bunlar hep hal çeşitleri. Risale-i Nur'da geçen yerler, topladığımız yerler. 50 sayfalık bir toplama yaptık. Oradan çıkardıklarımı size aktarmaya çalışıyorum. Fakirül hal, hali üstad varmış, üstadın bir hali varmış. Endişe verecek bir hal. Külli lisan-ı hal, eski hal, yeni hal diyor üstad. Bir de hal sahrasından bahsediyor. Evet. Şimdi tabii bu geçen hal çeşitlerini bizim anlayabilmemiz, kendimizi onları karşılıklarına uyandırabilmemiz için Risale-i Nur'da işaret uyacağız. 70. sayfada şöyle bir ibare geçiyor. Kulaktaki zar nur-u iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmederiz. Bizim bu kainattaki lisan-ı halleri anlamamız için kulaktaki zarımızın nur-u iman ile ışıklanması lazım. Yoksa bu dilleri, lisan-ı hal, halin dili, yoksa duyamıyoruz. Yani mesela bir zelzele oluyor, küre sallanıyor. Onun bize bir lisan-ı halinde dediği bir şey var. Risale-i Nur halin, lisan-ı halinde bize bir şey ifade ediyor. Ya da işte bu dairede saydığımız çiçek açmış her bir ağaç, işte bütün çiçekli otlar, bütün hayvanlar, toprak, hava, su gibi unsurlar her birisi aslında bizi konuşuyor. Göklerin ve zeminin müteahhit mevcutları onların konuşmasıdır diyor yani. Bu konuşma dili midir yani? Ha? Konuşma dili diyebiliriz aslında. Yani o da bir dil çeşidi abi. Çok dil çeşidi. Dillerden, çok lisanlardan bahsediyor Risale-i Nur. Hal dili de onlardan birisi.
O zaman çok çok tuhaf kelam sıfatına giriyor değil mi Osman? Öyle giriyor. Konuşma çeşidi diye bu. Evet abi. Kelam sıfatına giriyor. Kelamdan geliyor diyebiliriz. Çünkü mesela... Ya da kudretten mi geliyor? Ha. Kudretin konuşması gibi. Konuşması ve konuşturmasıdır diyor. İlerlesin bakalım. İlgimi çekiyor. Hal demek ki konuşmaktır yani. Evet abi. Yani tabii en çok da biz şeceri kainatın çekirdeği olduğumuz için. Cesedi kudret olur, ruhu kelam olabilir Osman. Abi kelamdan çıkıp kudrete sirayet etmiş abi. Kelamdan çıkıp kudrete mi dönüşmüş? Evet abi, böyle sirayet etmiş ki bu şekilde gözüküyor. Yani nasıl şuur ilimden çıkıp diğer sıfatlara sirayet etmişse, kaynak ilimse, aynı diğer şekilde kelam da konuşmanın kaynağı da diğer sıfatlara sirayet etmiş abi. Kudret olarak da düşünülebilir yani. Yani mülk melekut olabilir mi? Olabilir abi. Allah Allah. Çok ilginç. Yedi sıfatın hani insandan çıkan şeylere bakan taraflarından birisi de olsa yani. Yani yedi dimağın bütünlüğünden çıkan... Ha mesela ilim yani. Çıkıyor insan. İlim var. İlmin dışarı çıkması da var. İşte kelam var. Kelamın dışarı çıkması var. Yani bizden gözüküp de dışarıda çıkması var. Mesela halde belki şimdi kudret gibi geldi. Veya başka dediğin gibi ilmin belki çıkması. Hayat var. Peki yani belki senin mutlaka sıran gelecek de yerinin şu anda yeri gelmişken yeri nerededir bu halin? Yeri abi dimağda itikattan önce. Onu yani gerçi orada o zaman gene kullanırsın. Evet. Fakat şu anda büyütürsen büyütme şeyin var mı? O çok oldu. Ha yeter. Olmadı biraz daha büyüt. Taşlar var mı? Tamam. Bak. Evet abi. Hal, iltizam ile itikat arasında. Ortada. Evet abi. Şunla şunla arasında. Bu nedir? Bu şema, onu bilelim. Dima. Evet abi. Şimdi geliyorum abi. Oraya. Dima bu şekilde göstermeye çalıştık. Yani temsil de hakikate yaklaşmak için. Ha, yani bir yerini görsek, eğer bunun sırası gelecekse zaten evet. Şey yapmayayım ama. Şimdi geliyorum. Ha, öyle mi? Tamam. Yine az önceki şekilde o hal dillerin konuşmasını anlamak için her birisi kainatın bir tabakayı mahlukatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o külli lisan-ı hal benim cüz-i lisan-ı kalimin aynı olur. Yani cami bir kelam için insan ekber, kainat dediğimiz şey bizim cami bir kelamımız olması için bu külli lisanlar insanı kulağına üflerse bütün manalarla o bizden çıkan kelamı söylemiş oluyoruz. Kainattaki o külli lisanı anladığımız nispette. Yani kainatın lisanı bu hal olabilir mi? Evet abi. Kainat, o da bir hal. O da bir kainatın hal. Lisanı. Evet abi. Yani nasıl İngilizceyi, Arapçayı, Kürtçeyi öğrenmek değil mi? O zaman evet, o milletin hissiyatını, fikriyatını, kültürünü intikal etme sebebindir. Yani o aleme girme sebeptir. Bu hal da herhalde hal dili bir dildir. Mevcudatın manasına mı giriyor? Evet, onların ne demek istediğini anlıyoruz. Bizdeki karşılıkları uyanıyor. Yani o büyük insan küçük insanda karşılığını, yani küçük insan büyük insanda karşılığını bulmuş oluyor. Yoksa yani bir kör, sağır, dilsiz gibi yaşanan. O zaman yani o kulaktaki, zardaki kasıt bile mecazi ve teşbih falan değil. Değil abi. Çünkü madde sirayet etmesi lazım. Gülün yaprağı sirayet etmesi gibi. Mesela gül yaprağı düşün ama buraya koku sirayet etmiş. Koku sirayet etmiş. Neresinde? Her yerinde. Demek ki eşyanın nüfuz etmiş ha, o bizdeki karşılığı da uyanırsa, bu hal dilinden anlarsan, hal olanlar bizdeki dildir, o haldir. Hal dili o. Evet. Şey, o dil, o konuşuyor. Bende de uyanırsa hal, o dili anlarım. Adam İngilizce konuşuyor, anlamıyor. Yani manasız mı konuşuyor? O da bir titreşimdir. Deniz dalgası da bir titreşimdir. Şah.
şak, rüzgar diye şey yapıyor. O da bir de harekettir, yani bir faaliyettir. Ne diyor yani? Ustad mesela çözmüş değil mi? Evet. Ya Celil, ya Kebir, ya Azim diyor. Hangisi diyordu bunu? Denizler değil mi? Dalgalar. Şah bize göre, ustada göre ya Kebir, ya Azim, ya Celil. He? Diyormuş. Mesela bize göre miau, miau, ya Rahim, ya Rahim diyor. Yapraklar zikrediyor, biz o frekansa giremiyoruz hocam. Evet. Yani bu demek ki hal bir dildir. Bizde hal uyanırsa o dilin karşılığı bu sefer bendekiler onunla mevcudatın dillerinin bana taşıdıkları tak 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 oynamaya başlıyor. Tamam, burada da abi şeyde limanda iltizam bir itikarda gelmeyen o kainatın hal dilini de anlayamaz. Çok güzel. Demek ki iltizam ve itikada gelmeyen onda hal dili uyanmış olmaz. Oraya geldiğinde abi halinle uyanmadığını gösteriyor. Halin uyanmadığını da anlıyorsun öyle mi? Evet abi. Yani o halde hani bir boş manasız bakış vardır ya abi, bir şey anlamıyor. Oraya geldiğinde onunla onu ifade etmiş oluyor. Hani var ya derste bazılar böyle sana böyle bakıyor anlamış gibi. Oysa boşluğa düşmüş. Hey ne haber falan dediğin zaman anladın mı neydi soracak da yok der. Oysa burada değil yani. O bir haliyle konuşuyor değil mi? Boşluktaymış. Evet. Şimdi bunlar daha benzerler. Öyle mi? Var mı? Sözümüze ek olarak mesela bu çiçek lisan-ı haliyle bize ne dediğini ya da bütün mevcudatı ne dediğini aslında Risale-i Nur bize mevcudatla konuşmayı, onların o lisan-ı halini anlamayı öğretmiş abi. Birinci sözden itibaren. Her şeyde aslında. Yoksa biz sizin bir tarzınız var ya abi. Önceden kainata bakıyordum. Sonra değiştim, şimdi daha farklı bakıyorum gibisinden. Yani bütün mevcudat, dalgalar ne diyor, mevcudat ne diyor, işte çiçek ne diyor. Yoksa fen ile felsefe ile onun asıl manasını, lisan haliyle bize anlattığını anlamıyoruz. Onun belki işleyişini, içindeki işte o yapısal şeyleri anlıyoruz ama lisan haliyle bize ne demek istiyor? Yani bu kırmızı rengi veren işte kör olamaz. Ya da işte bu topraktan bu kadar çiçekler çıkamaz gibi. Aslında Risale-i Nur bize hal dilini öğretiyor. Yani bir Risale-i Nur okudukça bir dilimiz daha oluyor abi ve kainatın her yerinde geçerli olan bir dilimiz olmuş oluyor. İlginç. Orada Risale-i Nur hali de hani çözen bir nevi tefekkür mü o zaman? Hani Risale-i Nur hallerini anlamamızın anahtarı tefekkür mü oluyor? Hani herkes anlayamıyor ya ne dediklerini. Tefekkür olabilir mi? Yani mesela adam İngilizceyi öğrenmek için kursa gidiyor. Arapçayı öğrenmek için kursa gidiyor. Acaba bu hal dilini anlamak için tefekkür mektebine mi gitmesi lazım mı diyor? Tefekkür evet abi. Dimağımızı bütünlüyor. Ama tabii terkler de gerekiyor. Şu olabilir mi? Tahayyül mektebine gitmen lazım. Evet abi. Tasavvura gitmen lazım. Üniversite diploma alman için ilkokul gitmen lazım. Ortaokul, lise vesaire. Şimdi bunların zaten neticelerinden bir tanesidir yani. Bunları geçmen gerekiyor evet. Biraz. Ama çok güzel bir şey söyledi. Benim çok hoşuma gitti, orijinaldi. Risale-i Nur ek olarak bize kainatın dilini öğretiyor. Yani o yani bir tanesi dese ki mesela İngilizce ne lazım? Tamam lazım değil. Sen o sadık. Arapça ne lazım? Kainatın dili harmış. Onu bilirsem o konuşmasını ne diyor yani. Ama çok önemli tabii. O ne diyor? Mesela fizik şey de öyledir. Tıp doktorlar beden dilini mesela ben denedim. Koydum. Doktorum ne diyorsunuz abi kulağa bir şey koyuyorum. Stetoskop. Onu bile diyelim. Şimdi koyuyor. Öksür. Ben de koydum. Şöyle yaptım, koydum yer, olanları söylüyorum. Güm, 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 güm. Bir yere koydum, güm, 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 güm. Bir yerde koydum, güm, 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 güm. Ne olmuş güm, güm? Bize göre güm, güm. Ama doktor diyor ki, bu lisanı anlamam için 6 sene okudum. Meğer o üşüttün diyor. Lan güm, gümle üşütme ne alakası var? Tamam.
veya işte kasları şöyle olmuş. Bak o bir hal, lisan hal, doktorun ilmi hal. O davranışın ilmi boyutu bende. Aynı şeyin uzantıları farklı. Mesela güm güm, mesela güm güm üşüttün diyor ya, çok fena üşüttün. E ne alakası var? Ve bir sürü şeyler söylüyor. Değil mi? Ha demek ki onun lisanını öğrenmiş. Şimdi peki onun ilmini öğrenmiş. Desek ki ya bizim lisana çevirsene şunu. Doktorluk lazım. Yani doktor aslında tercümandır. Beden dilini insan anlayışına değiştiriyor. Fizik nedir? Doğa hareketlerini ve faaliyetlerini insan anlayışına değiştiriyor. Ha, bu da lahuti manaları, kainatın lahuti manalarını, ulvi manaların insana dönüştürüyor. Böyle bir lisan. Evet, yani. Doktor haline geliyor yani. Ha, doktor haline geliyor. Kainata göre doktor oluyor. Evet. Doktor anladığı küçük insanı, kainatı anlamış. Evet, büyük insanı küçük insana taşıyan. Çok güzel doktor, Allah razı olsun, görüyor musunuz? Büyük insanı küçük insana taşıyan koridor. Berzah diyoruz zaten. Berzah mı? Alet için, alet derslerinde berzah kelimesi kullanmışsınız. Evet. Yine abi, buradaki herkes bilir, araba ilk kullanmaya başladığınızda, araba bağırınca derler ki vites at, araba bağırıyor derler. Araba lisanı halinde diyor ki, yani vitesi değiştir. Yani lisan halinde o bile konuşuyor abi. Şimdi abi bu şeklimize gelelim, şemayla bunu anlatmaya çalışalım. Lisan-ı hale ilan yeri demiştik. Yine İhsan orada lisan-ı halin lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuştuğunu söylüyor. Hapishanede üstad ve talebeleri hapishaneye atılınca konuşmayı bile yasaklıyorlar. Üstad da diyor ki sizin lisan-ı haliniz kalden daha etkili diyor, daha çok tesir ediyor diyor. Lisan-ı halin böyle bir özelliği varmış. Bu da şöyle bir şey geliyor abi aklıma. Yine çocuklukta herkes az çok yaşamıştır. Genelde abi büyükler sigara içer. Ama çocuklar küçüklerine der ki sigara içme der. Yani lisan-ı halinle göstermediğini lisan-ı kalinle söylüyor. O da bir çatışma oluyor abi. Lisan-ı hangisi halde... doğru? Evet abi. Halbuki lisan-ı halle yaptığımız bir şey demese bile abi. Mesela sigara içmiyor. Sigara içme demiyor ama o daha çok tesir ediyor. Hmm. Ya da içse de demese yine daha çok tesir ediyor. Şimdi bu şeklimizde bir misal anlatacağız. Yine Dima derslerinde izleyen varsa orada anlatmıştık. Bu misalden de başka bir misalle hale ulaşmaya çalışacağız. Ceset-ruh ilişkisinde kullandığımız o misali buraya uyguladık. Bu bulunduğumuz binayı düşünün, dershanemizi düşünün. 7 katlı. Her bir katı tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizam, itikad. Her bir katı dimadaki bir meratip. Şu anda mesela ikinci kattayız. Ders yapılan yer tasavvur olarak düşünün. Ceset, ruh ilişkisinde nasıl binayı ceset, ruhu biz kabul ediyorsak, bunda da bu binayı dimağımız, biz de akıl farz ediyoruz. Eğer biz aklımıza itimat edip, dışarıda irtibatı kessek, işte pencereleri kapatsak, dışarıda bütün irtibatımızı kessek ve hangi katta olduğumuzu da bilecek herhangi bir emare olmasa, bu sefer yukarı aşağı çıktığımızda nasıl merdivenlerde çıkarken ışık söndüğünde hangi katta olduğumuzu şaşırıyoruz. Onun gibi eğer aklımıza itimat edersek, dışarıyla bir kıyas yapmazsak, bu dimağdaki içerideki mertebelerde hangisinde olduğumuzu karıştırıyoruz. Mesela tahakküldeyiz ama bu düşünceler tahayyülden mi geliyor, tasavvurdan mı geliyor ya da hangi kattayız onu karıştırıyoruz. Halbuki her bir katın ayrı vazifesi var. Nasıl 23. sözde işte efendi en üstte padişahla konuşuyor, altta işte talebeler öğretiliyor. Her katın mertebesi olduğu gibi bu binada da mesela mutfak 3. katta, işte bu katta ders yapılıyor, en üstte mütalaalı ders yapılıyor. Diğer katlarda işte ranzalar var, yatma yerleri var. Ama bunu ayırt edemeyen birisi işte mutfakta ders yapmaya çalışır ya da burada yemek yemeye çalışır. Yani bu aradaki mertebeleri karıştırmamak gerekiyor. Yoksa bu aradaki mertebeleri karıştırırsak nerede olduğumuzu unutuyoruz. Yani o dışarıda kıyas yapmazsak, kendi aklımıza güvenirsek dimağımızda hapsolmuş oluyoruz.
Dışarısı ne? Dışarısı abi bu misale göre, yine güneş misalini açmaya çalışacağız da, hangi katta olduğumuzu bildiriyor. Çünkü buradan gördüğümüz manzara, en son kattan gördüğümüz manzara farklı olduğu için, mesela diyoruz ki işte en son kattayız. Bir emri nispi yapıyoruz yani. Dışarıyı da kıyas yapıyoruz. Yani hakikattaki kısımlar nasıl dışarı? Olabilir abi. Yani oraya girmedik ama bundan maksat yani dimağda hapsolmaları demiştik ya. Eğer bu şekilde yaparsak dimağımızda hapsoluyoruz. Kendi aklımıza itimat etmiş oluyoruz. Katlarda hakikate açılan pencereler mi oluyor? Her bir kattan gördüklerimiz ayrı ayrı acaba? Hani görüneni başka, dalganın işte bizim bildiğimiz ama hakikate bakan yönü başka gibi. Her bir kattan görünen manzaralarda öyle mi oluyor bilmiyorum. Ayrı ayrı. Birbirine... Hakikate açılan ayrı pencereler. Ama makamlar ayrı. Bugün mesela psikoloji sorunların şeyi çözüme zor ulaşmasının sebebi şu 7 mertebeni ve ara geçişleridir. Soldaki ara geçişleridir. 14 tane. Bunlardır. Mesela tasavvurunda var olan bir şey akli zanneder. Mesela ben İsa'yım der. Tamam mı? Ben İsa'yım der. Yani hurda haş olmuş yani. Dimadaki bu mertebeler çözümlemiyor. Geçenlerde bende de oldu. Bakıyorum kalbime geldi diyorum. Kalbime geldi söylüyorum. Peki kalbime geldi mi kim söylüyor yani? Tasavvuruma belki düşüncemdir o. Kalbi olduğunu nasıl anlayacağım? Vurgunu burada yiyorsun işte. Vurgun burada yani kalbime geldi. Yani buradan zaten ben İsa zannetmeler kendisi, Mehdi zannetmeler. Çok açık burası. Kalbine geldi. Tasavvuruna gelmiş. Tasavvur bilmesen kalbi zannedersin. Yani o zannedir. Edile-i Şer'i olduğu gibi Edile-i Nuriye de var. Yani nurun 4 ölçüsü var. Mesela o neydi hatırlar mısın? Lübü bulamayan kışır ile meşgul. Bak birincisi lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Bu bizimle alakası yok. Hakikat tanımayan hayalata sarar. Hakikati tanımamış. Hakikat nedir yani? Ölçüsü nedir? Sağı, solu, altısı nedir? Bu sefer kendisini hayalde yaşıyor. Mesela odasındadır kız veya oğlan. Seyrettiği videolarla en büyük işte şey. Bizi haram olmasa bile videolar. Seyrede de insanlarda hayal meziyeti, hayal kurma çok gelişiyor. Yani adım atarken hayal, tuvalete gider hayal, yemek yerken hayal. Konuşuyorsan ne hayal. Bu sefer hayali ün mezhebi oluyor. Şimdi hayalinde yaşayan bir kıza, kızım gel bulaşık yıka dediğin zaman, bu biraz önce kraliçeydi, gel de bulaşık yıkasın yani, patlayı nasıl inecek. Bu sefer agresif diyor. Yani tepki sert oluyor. Tepki değil o. Kraliçeden bulaşık yıkamaya iniyorsun şimdi. Nasıl yere çakılıyor? Yani birbirine karıştırılıyor. Bu. Peki ölçüsü nedir? Bir, lübü bulmayan kışırla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve tefrite düşer. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazeneli ve muvazenesiz olan çok aldanır ve aldanır. Muhakemesiz ve muvazenesiz olanlar çok aldanır. O kadar aldanır ki o kadar da aldatır. Yani aldandığı kadar aldatıyor. Ama yalan söylüyor. Vallahi böyle diyor. Mesela uygulayayım. Bak oradan birisi geçti. Akşam daha çok olur. Tuvalete giderim. Böyle. Muhakeme ve muvazene olmayınca aldanıyor. Bu sefer şeytan işte nefse emare tır 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 oynuyor. Burada şeytanın ve cinlerin değil daha çok dimağda oynadığı şey erva-ı habisedir veya erva-ı aliyedir. Seyrettiğimiz, içeriye aldığımız malzemelerdir. Seyrettiğimiz videolar, işittiğimiz müzikler, işittiğimiz Kur'anlar, seyrettiğimiz dersler vesaire içeriği aktif ediyor. Mesela son bir ders yaptık bununla alakalı. Bir söyleyeyim size inşallah yarın devreye girer mi? Ömrümde ilk defa rastladığım bir şey, Allah'ın ikramı. Şeytanın gücünü gücüne değiştir. Gücün oluyor. Bir yöntem Allah nasip etti bir şey. Bugün oldu. Onun dersini arkadaşlarla yaptık. Şeytanın gücünü, işte ille şeytan
nisbi yaparak terakki etmek değil de, hem sanat hem nefs ettiriyor. Nisbi yaparak terakki etmek değil, şeytanın gücü, gücüm oluyor. Yani iman fabrikası var, iman fabrikası var, tamam mı? Orada bir tezgahlar var. Neydi o tezgah? Neydi o tezgah? Neyse. Şimdi şeytan bir güçtür. Bir enerji salar yani bedene. Mesela öfke, şehvet, yarazının payını, içeride bir coşma, aç tut telefonu, git onu. Bir coşma yok mu bu enerji? Ha, bu enerji şeytanın saldığı enerjidir. Bunun yöntemini bilirsen sana pozitif olarak dönüşebiliyor. Korkunç bir enerji elde ediyorsun. Bu sefer okuduğun Kur'an'larla değil, şeytanın enerjisi daha kuvvetlidir. Ha? Evet. Yani mesela okuduğun bir cüz mü daha kuvvetli? Okuduğun bir cüz Kur'an beni daha çok mu canlı tutar? Sokakta gördüğüm açı saçıya kafayı çevirmek mi? Terkler güçlü kılar. Biz ilmi terklere muvaffak olalım diye. Terklere muvaffak olma nispetinde şeytanın gücünü, senin gücün oluyor. Korkunç bir yöntem var burada. İnşallah onu şey yaparız. O ikincisinde direkt Cenab-ı Hakk'ın yüklenmesi oluyor abi. Mesela sahabeler o kadar alim değildi hepsi. Resulullah'ı öldürmeye geliyor, yalınç kılıç kaldırıyor. Resulullah'a bir bakıyor, Müslüman oldu. Daha gusül bile yapmamış, namaz bile kılmamış. Bu sefer iman ediyor, kafire karşı dönüyor, şehit oluyor, öyle mi? Mektubatta yazıyor. Mesela en fazla hadis nakleden Ayşe Sıdıka validemizdir. 2734 tane zannediyorum öyle. 3000'de. Ondan sonra Ebu Hüreyre geliyor. 5000'de, 10000'de. En çok hadisi bilen kim? Ahmet İbni Hanbel. 1 milyon hadisi ezberlemiş. İlimde üstün, sahabeden üstün ilimde. Yani ilim bilmekse üstün. İlim de canlı ve ruhludur ama sahabeye yetişilemiyor. Sahabeyi sahabe yapan ne hasletiydi? İsar hasletidir. Terk. Sahabeyi sahabe yapan terklerdir. Sabaha kadar namaz kılıp gündüz oruç tutmamış yani. Sahabeyi sahabe yapan terklerdir. Üstad Hazretleri de bu gücü elde etmek için hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Bu da bir dil yani. İnşallah o da olacak, şey yapacağız. Bu şekilde olursak sanki çölde gibi oluyoruz. Birinci sözden itibaren Risale'de geçen yerler var. Mesela Üstad diyor ki seninle biz Sahra-i Kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada diyor Sözler 584'te. Yani eğer biz dimağımıza hapsolursak bir çölde gibi, karanlıkta gibi oluyoruz. Kimsesiz, aç, susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette oluyoruz. Görüyor musun? Dima. Gene gelip dönüyor buraya. Evet. Susuz, kimsesiz çöller, susuz vadiler. Evet abi. Ha? Aç karanlık ve susuz. Var. Ne dedin abi? Ve karanlık var yani. Karanlık var. Ha, soğuk, karanlık. Bir de okur musun? Kimsesiz. Kimsesiz. Hamisiz. Yani korunak, koruyan yok, hamisiz burası. Aç ve susuz. Aç ve susuz. Meyus. Meyus. Ve ümitsiz bir vaziyette. Ümitsiz bir vaziyette bir dima düşünün. Bu vasıflarlı bir kafa. Bunun tek düşüneceği bir şey var. Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Yani bunların saydıkları 6 tane minemaz saydı galiba. Evet abi. Bunlar, bu sistem tamamen devre dışı yapıyor diyelim. Yani böyle bu 6 tane sıfat hakim olduğunu düşün bir kafaya. Cehennem. İşte cehennem. Şimdi cehenneme intihara da geliyoruz şimdi. Yine başka bir yerde kendimi bir sahra-i azimede görüyorum. Büyük bir çölde. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne ab-ı hayat. Hiçbirisi bulunmuyor.
Her tarafı canavarlar, muzır ve muahiş mahluklarla dolu olduğunu tevhim etti. Bunları tabii hep dimağda düşünüyoruz. Her şey benim aleyhimde. İntihar etmek istiyorum. İşim ileri gitmiyor. Her şey ters gidiyor. Kimse beni anlamıyor. Beni kimse sevmiyor. Böyle düşüncelerle olan bir kafa. Değil mi? Cehennem. Cehennem seri ne olur ya? Korkunç bir şey olur. Şeydeki, binadaki de hani karanlığa düşüyor, nereye gidiyor, bir katta olduğunu bilemiyor mu ya? Evet abi. Oraya aslında oraya bir ışık lazım. Aydınlanması lazım ki o korkunç şey maksimum olduğuna, evet, nerede olduğunu fark edesin. Evet abi. Kalpteki iman elektriği, iman nuru olarak dimağda ışıkları yakması lazım. Evin ışıklarını yakması kesin lazım. Evet. Hangi katta olduğun? Nerede doğru olduğunu söyledin şey ya bu hocam. Bu katlarda ışık yok. İman nuru. Hangi kattasın? Evet abi şimdi. İman nuru. İman nuru. Ondan sonra katı bilmedin. Yemeği nerede yiyecektin? Evet. Ders nerede oluyor? Namaz nerede kılınıyor? Karıştı. Yurt, talebeler, insanların kaldığı ranzalar nerede? Sırf o değil abi. Mesela dışarıda bir araç gürültüsü, bir gürültü gelse biz onun dışarıdan geldiğini biliyoruz. Ama bu irtibat kestiği için içeride mi dışarıda mı onu da karıştırıyor. Hmm. Yani aklıma kötü sesler geliyor, düşünceler geliyor. Karıştırmaya çalışıyor. Şuursuzlaşıyor abi. Yani dışarıdan alakayı kesmiş, içeriği yaşayan her sesin kendisine zannediyor. Oysa evet, müdahale ediliyor. Evet, erba habise var, cin var, şeytan var. Tamam? Erba habise olumsuz seyrettiklerimiz, olumsuz şarkı türküler, videolar, erva habise. Olumlu videolar veya sesler, erva aliye. İçeride sese dönüşür, enerji paketine dönüşüyor. Birazdan gelecek abi, haleti değiştiren sırf içimizdeki o yapıdaki şeyler değil, dış etkenlerle de değiştiriyor halimizi. Birazdan geleceğiz abi. Bir misal daha vereyim, bunu güçlendirecek. Yavaş yavaş misalle hakikatin etrafını kazmaya çalışıyoruz. Bu güneşimiz olsun abi, bunu ben tutayım. Güneş bulamadık abi, uzakta olmadık. Aa, sana güneş. Bu da dünyamız. Şimdi abi, yine güneş, dünya, birkaç misal kullanıyorduk problemleri çözmek için. Güneş, dünya, işte küçük insan, büyük insan. Ağaç, çekirdek, bir de insan Allah ilişkisi. Burada onlardan güneş, dünyayı kullanacağız. Bir de ruh, ceset. Ruh, ceset. İşi olalım. Evet. Yani ne olursa olsun şu şeye, zemine indirirseniz soruyu, çözemediğiniz hiçbir soru yoktur. Evet abi. Şimdi yine dünyayı dimağımız olarak düşünüyoruz. Az önceki bina örneğindeki gibi. Güneşten abi işte ziya, içindeki nur, elvan, sevası geliyor. Eğer biz bu dünyanın etrafını kapatırsak abi. Kapattık. Yani şeyle mi? Bezle kapatsak? Komple kapattığımızı düşünün abi. Şuraya geleceğim. Biz abi namazı, daha doğrusu zamanı, şu anda saat olmadığını düşün. Eski zamanlarda biraz araştırma yaptım abi. Genelde hep güneşten öğrenmişler. Eski zamanda yaşamış insanlar. Yani abi geliyoruz abi inşallah. Güneşten abi zamanı öğrenmişiz. Hatta ecdadımız işte Fatih, Mihrimah Sultan camilerine güneş saati yapmışlar. Minarenin duvarına da çakmışlar abi onu. Yani eğer burayı kapatmadığımızı düşün. Güneşten bir emri nisbi yapıyor abi. Zamanı öğreniyor. Yani güneşten zamanı öğreniyor. Namaz vaktini öğreniyor. Aydan da abi orucu öğrenmişiz biz. Ramazan'ın geldiğini öğrenmişiz. Yani ama ayda olsak Ramazan geldiğini bilebilir miyiz abi? Kolumuzda saat yok. Yok, nasıl mi? Ayın dışındayken ayla Ramazan biliyorsak, ayın içine girersek herhalde her ay Ramazan olur. ya da Venüs'teyken abi, çünkü bu sadece yani dünya, bu sistemde var abi. Ama biz bu irtibatı kesersek abi, yani o çok acayip bir şey anlatıyor ha. Dünyamızı kapattığımızı düşünün ki biz kasvetli, kapalı bir havada bile haletimiz değişiyor. Bütün güneşi kestiğimizi düşünün. Zaman kavramı olmaz. Namaz vaktimizi bilemeyiz ve kıblemizi bilemeyiz abi. Biz kıblemizi, yani nereye duracağımızı, istikametimizi diyelim abi. Kıble saati oluyor ya. Evet abi. Güneşten, yani dışarıdan öğreniyoruz abi. Bu akla itimat edip kıblemizi öğrenmiyoruz. Ya da bu akıl cinsinden bir şeyle kıblemiz. Ha, bu vahiy mi oluyor o zaman? Vahiy de diyebiliriz abi. O kafa. De, evet abi. Şimdi o kafayı say, onu kaplayan, o 5 tane madde saydın. Yeis, resardik mi? Kimsesiz. Kimsesiz bir bezin cinsini konuşuyoruz. Kimsesiz. Hamisiz.
Hamisiz. Aç ve susuz. Aç ve susuz. Meyus ve ümitsiz. Meyus ve ümitsiz. Le sardığını kabul etti o dünyayı. Güneşten ışık gelmiyor. Kapattık orayı. Peki dünyada saat kaç olduğunu neyle bileceksin? Evet, aynı zamanda ileride gelecek inşallah İrfan abi yapacağı derse şuur da olmadığı için abi o irtibatı kestiğimiz için şuursuz hareket başlıyor. Yani insanların şuursuz hareket etmesi dışarıyla o emri nisbeyi yapmadığı için dimağında hapsolmalarından kaynaklanıyor abi. Bir şey emri nisbe, emri itibari olmadığınca evet, şuursuz kalıyor. Şuursuz kalıyor. Çünkü bu akılla bu akılı çözmeye çalışıp çok söylüyorsunuz ya. Bu akılla bu akılı çözmeye çalışıyor. Ama biz kıblemizi ya da bu akıldan olan birisini kıble yapamayız. Yani dışarıdan bize bir şems lazım, güneş lazım ki oradan kıblemizi öğrenelim. Yani bu akılla bu akıl olmadığı için evet, bu akıl bize kıble olamaz. Kıble olamaz abi. Çünkü hani demiş ya Şad-ı Şirazi, kimin rehberi çakarsa onun burnu bilmem şeyden kurtulmaz. O burun oraya götürür. Evet. Bu kafa, bu kafayı yapana bağlarsan ne ala çıkarsın kuyudan. Bu kafayla kendini idare etmeye kalkarsan, işte onu sarmalayan beş tane aç, susuz, kimsesiz, meyus, ümitsiz, güneşte kopuş dünya. Ne olur? Hiçbir bitki de büyümez. Evet. Zamanı da bilemezsin. Nerede olduğunu da bilemezsin. Kimle beraber olduğunu bilemezsin. Nereye baktığını da bilemezsin. Karşında kim var? Kıblen de yok. İşte böyledir biliyor musunuz? Güneşsiz adam. Güneşi Ustad Işır'da kullanıyor. Şems-i Ezeli kullanıyor. Allah yerine kullanıyor örnek için. Peygamber'e kullanıyor. İmana kullanıyor. Hayata kullanıyor. Başka nereye kullanıyor hatırlayın var mı? Ben dört tane. Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a kullanmıyor. Dima, hakkı. Dima için kullanıyor abi. Güneş gibi bir dimağımız. Ha dima, dima kullanıyor. İmana kullanıyor. Şems-i Ezeli Peygamber'e kullanıyor. Evet. Beş tane şeyi kullanıyor. Şimdi buna irtibatı kestiğin zaman ne yapacak o dünya? Dönsen ne olur? Ecdadımız abi onu görmüş. Yani namazın vaktini kıbleyi güneşten öğrenmiş. Caminin duvarına da onu çakmış ki abi gündüz vakti camiyi gören en üstüne de hilali koymuş, ayı koymuş. Yani akşam vakti de kaybolmaz diyor. Gündüz camiye gelen akşam da kaybolmaz. Namaza gelen Ramazan'ı da kaçırmaz diyor yani bin mana. Vay be. Hocam güneş var, hava su var, bolluk var, zenginlik var, psikoloji niye bozuluyor? Güneş var. Diyorsunuz ya o yok, bu yok, insan intihara dışını seviyor vesaire. Bir de say. Sahiplerinizin hepsi var. Zengin çocuklara mesela vesaire. Say bir de. Birçoğu psikolojileri bozuk. Bu iman zayıflığından mı kaynaklanıyor? Bak, iman zayıflığından değil de. Şimdi insan bir kere donmuş et değil. Et yığını değil. Bütün soruların çözümü kendini tanımıyor. Mesela hemen iman zayıfı desem olmaz o da. Niçin olmaz? Sabaha kadar Kur'an okuyanlar. Yani sabah derken Kur'an çok okuyor. Risale de okuyor. Biliyor musun? Psikoloji bozuk olan da var. Değil mi? Ama bu malzeme deposu şöyle düşün. Ben memurum. Geldim trafik memuruyum. Yani mali. Dosyayı aldım senin. İşini yaptım, attım depoya, attım depoya. Sonra lazım olduğu zaman o depodan nasıl dosya bulacağım? Tasnif etmedim. Yerinde kullanmadım. Bak şimdi. Yani biz bilgiyi aldık. Tasnif etmedik. Aldık, okuduk kitabı, depoladık. Onun için rastgele kitap okuyanlar, rastgele yere gidenler, Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün maddesi var. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız diye. Yani depoyu aldık. Depo sorunu yok. İnsanların, Müslümanların sırf değil. Kafirler de dahil. Bilgi sorunu pek yok. Ama onu ne olduğunu ve neye karşı olduğunu, nasıl kullanılacağını bilmiyor. Bunun da temeli şu. Allah bile diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? He. İlk önce kendini tanı. Kendini tanıyamıyor. Niçin tanıyamıyor? Kendisini bir şeyle tanımlayamıyor. Yani kendisini tanıyamıyor. O alınan bilgi karmaşası olmuş. Kirliliği olmuş. Evet. Kendini bu budur, bu da budur. Onun için niye böyle hep uğraşıyoruz? Bak çizelgeyle bu kadar masraf ediliyor.
Şimdi bu sistemler kurulmuş, adam çalışmış. Kaç ay bu dersi yapıyor, tamam mı? Çalışıyor. Mesela ben size diyorum ki bak son tarihlerin Allah'ın en büyük ikramı, şeytan bize attığı, saldığı enerji, buna öfke oluyoruz, şehvet oluyor, tamam mı? Ben bunu nasıl müsbete kanalize ederim? Bak bir cüz Kur'an okumaktan aldığım enerjiden daha büyük bir enerji var. Bir haramı terkte. Ha tamam, şimdi bu nerede? Sistemi bilmiyoruz. Sistemi hal dersiyle, yani hal dersi olduğu için halimizden anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Yani kendi halimizi yolunda... Tanımıyoruz yani. Yani haletimize bak. Koruyamıyoruz hocam. Evet. Haletimize bak. Mesela bu bilgiyi aldım. Emanette kullanıyorum. Parada kullanıyorum. Mesela doktor. Doktoru aldı, o bilgiyi aldı. Eğer o marifeti Allah'a bağlarsa bilgi marifettir. Marifet ulu olur. Yoksa o doktor en büyük beladır. Çünkü hücre nasıl yürüyor, mikrop nasıl yürüyor, mikroplar nasıl şey, insan nasıl kanser oluyor, bu bilgiler var ya bu adamın. Daha beter oluyor, keşke bilmeseydi. Adam şimdi internete giriyor, rüyasını yorumluyor. İnternete giriyor, aa sol tarafım ağrıdı, sol tarafım ağrıdı. Neydi? Tamam, sol tarafım. Oo, kimin eli kimin cebi de belliydi. Ekranda böbreğin gitmişti. Böyle inanacak. Adam öyle inanacak, öyle muamele görecek yani. Şimdi doktor da biliyorum yani kanser veya mikrop nedir, tamam. Şimdi ben bunu yesem bayağı yerim yani. Doktor desek bak hem de laboratuvarcıdır yani, tamam. Şimdi aman aman dur ya, yiyemez. Niye yiyemez? Buradaki bir sürü mikroplar var. Ama öyle inandığı için vücut salgılaması öyle olur, zayıf olur. Ben de şu yapınca sistem değişiyor. Sonra Bahura'ya dönüşüyor. Biraz ilerleyeyim abi, inşallah sorunuza cevap olacaktır. Şimdi abi bu da yine bir diğer misalimiz. Bu bina misalinin biraz daha içine geleceğiz. Yalnız bu misalin şöyle bir özelliği var. Bu misalde abi buradaki herkesi, burada şu anda bulunan herkes bu misalde geçecek. Ve burada daha önce oturmuş, ders dinlemiş, buraya gelmişler ve daha sonra gelecekler de abi bu misalden bir nasip olacak. Bu misalin içinde geçecekler. Öyle bir misal. Şimdi anlatacağım bu misal. Şimdi yine bu binamızı düşünelim. Biz dışarıdayız. Şu adam olarak kabul edelim. Bu eli cebinde ama şimdi bunun peşinden bir aslan koşturduğunu düşünün. Yani bu dershanemizin dışındayız. Yoldan geliyoruz. Binaya yaklaşıyoruz. Peşimizden bir aslan koşturuyor. Kapı da açık, biz içeriye girdik. Bu misalimizde iki kardeş var. Küçük sözlerde olduğu gibi Bedbah ve Bahtiyar kardeşimiz. Birincisi Bedbah'ın vaziyetini takip ediyoruz. Arkamızdan bir aslan koşturdu ve biz direkt bu bina kapısı açıktı, içeriye girdik. İşte birinci katta şurada bir deri dükkanı var aşağıda. Baktı ki derileri gördü, yani bir anlam veremedi. Zaten nazarı da, ahlakı da biraz kötüydü. Sonra ikinci kata çıktı, baktı burada bir sürü kişi toplanmış. İşte bir adam var, o bir şeyler anlatıyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor, sadece oturup dinliyorlar. Bir anlam veremedi. Dehşetinden tekrar yukarıya çıktı. İşte yukarıda ranzada yatanları, istirahat edenleri gördü. Sonra bir üst kata çıktı. Orada işte mutfak katına geldi. Baktı ki elinde bıçakla birisi bir şeyler doğuruyor. Biraz kanlar filan saçılmış. Zannetti ki o yatan adamları sırayla doğuruyorlar. Buraya çıkartıp doğuruyorlar. Oradan da kaçtı dehşetinden. Bir üst kata çıktı. Orada işte karşısına yaşlı bir adam çıktı. Onu da dinlemeden korkup kaçtı. Sonra altıncı kata çıktı. Altıncı katta da eğilip kalkan insanları gördü. En önde birisi var. O işte bir şeyler söylüyor. Arkadakiler de onunla beraber eğiliyor. Kalkıyor, kalkıyor. Zannetti ki o birazdan camın önüne gelecek, hepsi onunla birlikte atlayacak. O dehşetli halinden tekrar bir üst kata çıktı, dışarıya baktı. Evet, bir balkon gördü abi, şuraya çıktı bizim bu binamızda. Oradan dışarıya baktı abi, karanlık bir deniz var. Etrafta surlar, kendini hapiste zannetti. O içindeki abi dehşeti dışarıda gördü ve imdat diye bağırdı. Ha kendi, o kaçırmayalım onu. İçindeki alemi dışarıda gördü. Evet abi. Güzel bir cümle. Şimdi bu meşhumu azapta bırakıp diğer kardeşe bakalım.
Diğer kardeş güzel ahlaklıydı. O da yine binamızın önünden geçiyordu. Peşinden aslan koşturdu, binaya girdi. Aslan koşturmasaydı sahile gideceklerdi. Binaya girdi, baktı altta çok güzel deri montlar var. Mevsimde kış abi, hoşuna gitti. Sonra bu kata girdi. Baktı ki abi yine kardeşine benzer bir vaziyet gördü. Aslında o da korkmuştu ama aslandan, o haletten. Tabii kardeşi kadar korkmadı. Güzel ahlaklı, ona güzel fikir verdi. Bu kata geldiğinde ise baktı ki burada çok hoş, güzel, samimi bir hal var. Bir vaziyet var. Ve o halin buralı olmadığını, bu alemden olmadığını hissetti. Yani insanların üzerindeki halin, halin buralı olmadığını hissetti. Evet abi. Kendinden geçer bir vaziyette üst kata çıktı. Mutfak katına geldi. Baktı ki çok güzel yemekler, tahamlar pişiriyor. İçeceklerin hazırlandığını gördü. Yine bir üst kata çıktı. Baktı orada yaşlı bir adam var. Nadir abi gördü orada. Kardeş hoş geldin dedi. Sonra tekrar üst kata çıktı. Cemaatle namaz kılındığını gördü. Cemaate tabi oldu. Çok hoşuna gitti. Sonra tekrar üst kata çıkarak yine bu bizim hal katına gelerek dışarıya baktı. Evvelki kardeşin dağlar ve denizler gibi mevcudatı ruhsuz, müthiş cenazeler görmesine bedel o eşsiz manzara karşısındaki önceki kardeşin alamadığı nesim, ziya, ahu hayatı içine çeker ve oh be der. Yani çatı katında tabii. Çatı katında. Havada, güneş de var, hava da var. Şimdi bunu ikinci söz ve sekizinci sözdeki misallerle uyarlayalım. Önce Bedbin kardeşi düşünelim. Bedbin kardeş geldi yine bu binaya. Nazarı kötü olduğu için nazarında pek fena bir memlekete düştü. Her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vavayla ediyorlar zannetti. Yani bu ders adı ortamını o öyle zannetti. Zannından dolayı. Gezdiği bütün katlarda her yerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket onun nazarında bir matemhane-i umumi şeklini almış. Herkes ona düşman ve ecnebi görünür. Hangi kata çıksa, kendi içindeki seyahati bu. Herkes ona düşman ve ecnebi görünür. Ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Hem kendi hem umum halkı ile mütellim olur. Burada aynı zamanda hem şahsi hukuk hem de umumu hukuka giriyor abi kendisi. Çünkü kendisi o elim hali görüyor, başkasını da o vaziyette gördüğü için. Diğer kardeş ise, bahtiyar kardeş ise nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Her tarafta bir surur var, bir şehran, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Yani o da bu kata geldi. Burada belki birçok kişi birbirini tanımıyor ama hiç kimse ecnebi yabancı görmüyor. Herkes birbirine dost. Emin yani. Evet, herkes birbirinden emin. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürlerle bir terisat-ı ummiye şenliği gördü. Hem kendini hem umum halkının sururu ile mesrur ve müferrah olur. Sonra halini anlar. Bu kata geldi, halini anladı. Aslında iki kardeş de bu kata çıkıp birisi işte oh be demişti, diğerisi imdat demişti. O oh be, imdat sözleri aslında onların lisan-ı halleri. Yani o dimağda yaşadığını dışarı vuruşu, hal ilan yeri demiştik ya. Orada lisan-ı halinle dimağda yaşadığını, yani içini, batını zahire aksettiği yer hal. Halet. Ha, o da halet oluyor abi. Yani o hal, içimizdeki o yaşadığı, dimağdaki o yaşadığı haller, her bir kattaki haller, en son hal katında dışarı çıkıyor. Halet oluyor, içimizden çıkıyor ama bizi kapsıyor. Yani bir balon gibi oluyor ama bizi kapsıyor. İçimizden çıkıyor, bizi kapsıyor. Çok ilginç yani. İman edilen yer sende ama içine giren de sensin. Abi bir şey söyleyeyim. Halet ve lisan hal aynı şey mi? Yok, farklı. Mesela diyelim ki şu binayı gösterdi, bu dimağdır kardeşim. Bak bu kafanı düşün. Buradaki meratip. Her bir katta çıkarken bir mana yüklemedim ona. Birinci kattan bir baktı, Allah Allah, deliler var. İkinci kata baktık, Allah, bir adam konuşuyor, bir herkes yapıyor. Bu etkilenmez mi yani insan? Buraya ilk defa gelen adam, yani belki de yeni gelen vardır mutlaka da, eğer Risale-i Nur'u yeni buraya değil mi? Risale-i Nur'u hiç bilmeyen bir adam gelmişse, yani belki bu konuşmalarımızdan Allah Allah, doktorluk mudur, din midir der yani. Din hayatın
Şimdi bu etkilenmedi mi? Sana yükledi. Üçüncü kattan da yüklendi. Bu her bir katın sana yüklediği hal. Bunların cemi halit. Ondan sonra ona göre aktif yapmak, eyleme dönüşmek, düşünmek o zaman lisanı. Onun dıştan görmüşü mü lisanı? Tabii dışarı. Mahalletimizin karşıdan görmüşü lisanı hal mi oldu? İkisi de var. Yani mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Kader diyor. İlmi ve başka ne diyor? Vicdani ve hali ve vicdani. Hali ve vicdani diyor. Şimdi bu hal dersini belki de garipsiyorlardır bazıları. Hal dersi mi olur? Kader hali ve vicdanidir diyor. Çözdün mü peki hali nedir? Hal, dima bütünlüğü. Vicdanın kalp bütünlüğü. Kadere iman, o ikisini bütünlüğe getirme yöntemidir kader iman. Çünkü kader imanda izah var, diğerlerinde izah yoktur. Vabil kaderi ne demek? İzah yapıyor. Hayrihi ve şerrihi. Hiçbirisinin bak izahı yok. Sırf kaderde var. Mesela şöyle diyeyim. Çok ilginç de hal nasıl? Amentu billahi. Allah'a iman. Allah kim? Benim dışımda bir şey. Benim dışımda değil mi? Eminim. Haşa ben o değilim. Yani kimi tanıyacakmışım? Allah'ı. Benim dışımda bir şey. Onu tanıyayım. Ve melaiketi. Benim dışımda bir şey. Ve kütübihi. Benim dışımda. Ve resulü. Benim dışımda. Ve yevmil ahir. Benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi. Kim? Nereye tanıyacak? Ahiret mi bu? Yok. Kitap mı? Yok. Peygamber mi? Yok. Allah mı? Yok. Kim kaldı? Kim biliyor musun? Ve bil kaderi. Diyen hali ve vicdani bütünü. Diyen kendisi. Yani halini ve vicdanını cem eden kişi. Tanı kendini. Ne olacak kendimi tanırsam? O zaman Allah'ı tanırsın. Bedeli bu işte. Yani kendini tanımamanın bedeli Allah'ı kaybetmektir. Men arefe nefse fekad arefe nefse. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanıma şarttır Allah tanımak için. Çünkü Allah'ı tanımak kolaydır, insanı tanımak zordur. İnsan zordur. Çünkü insanın Kur'an'ı yok, kitabı yok, peygamberi yok, mevcudatı yok. Allah'ın bunları var. İşte hali ve vicdani sahibi olandır kadere iman eden ki sonuncusu. Hal o kadar, bu ders o kadar mühim ki. Bu hal, bu çizdiği binayı bina zannetmeyin. Tamam, bina da bu kardeş, bu. Bu değil mi? İşte bu haletin, haleti mi değil, duman atıyor. Tamam mı? İşte bu halet nereden kaynaklanıyor? Hali mi değil? O zaman nereden kaynaklanıyor? Ya tahayyülü bozuk, ya tasavvuru bozuk, ya tahakkunu bozuk, ya tasdiki bozuk, ya izanı bozuk, ya itizamı bozuk. Çünkü adam geldi, bak bu çok güzel bir misal şey yaptı işte. Aslan, aslanın psikolojisi var zaten adamın üzerine. Ölecekti, bir içeri girdi, olan diyor, ulan ne işi var falan. Buraya geldi falan. Her kat ona yüklendi, en sonunda bir şeye sahip oluyor. Hallerin haleti oluyor. Hallerin cemi halet oluyor. İşte o hali ve vicdanidir diyor kader. Dima bütünlüğüdür hal, kalp bütünlüğüdür vicdan. Bunun dışında olan kişi bunu getirecek, iman ederek. Yani kadere iman eden bu ikisi değil. Kadere iman eden bunların dışındadır. Dimağın dışında, kalbin dışında ruhtur. Bunu da onaylayan enedir. Hani bunları bütünlüğe getir. İman et demek, emin ol bunların bütünlüğünden. İman demek eminliktir, emin olmak. Yani eminim gayet. Mesela adam bak gayet emin dersin, emin. Çalışmış. Şuraya kürse birisi çıktığı zaman anlarsın. Bu adam ehli mi değil. Emin, kadere, iman eminlikten geliyor. Emin olmak. Yani kaşının kendi bulmak, uyandırmak. Abi bu sebep ortadan kalktığı zaman müsebbep vücuda geleceğim bizce meçhul derken içeride de niye meçhul diyor. Allah takdir etmişse olacaktır. Ha, ama o bak nereden çıkıyor? Ama bak bildiğin işte Allah takdir etmişse olacaktır. Bak o da bilmek.
Neyse hani, sen düşün. Sen yok, verdin, hayır abi hani içeride bir itiraz çıkıyor. Hani, içeride itiraz da çıkacak. Hani, mesela içeride itiraz çıkıyor. Yani, sebep ortadan kalkan en üstüne itikadın yani sebep. Bizim için niçin biliyor musun? Dima iz sürer. İz sürer. Sebep sonuç ilişkisine kurulmuş bu evet. Kafa. Tamam mı? Şimdi sebep yoksa kafaya malzeme vermedin, çöz diyorsun. Şimdi kafa malzemelerle çalışır. Sen malzeme vermedin, şu son matematiği çöz diyorsun. Ne yapacak bu adam? Malzeme yok. Elisyon hep diyor ki, kafa ilişki ve çelişkileri çözer. Akıl budur. Akıl ne kafirdir ne Müslümandır. Alettir. Kalp de alettir. Gider kalbi Ayşe'ye, Fatma'ya bağlarsın, Allah'a bağlarsın, paraya bağlarsın, uşkurluğuna bağlarsın. Ama Kur'an'a da bağlarsın, davaya da bağlarsın. Aklı. Tabii. Şimdi sen bu akla malzeme vermedin. Olayı nasıl çözümleyecek? İz nasıl sürecek? Adam süre kaydı değil mi? İzi sürmek değil mi şimdi? Evet. Evet. Biraz hızlı ilerleyeyim abi. Vaktimiz aradır. Halini anlayan o bahtiyar kardeş, öteki kardeşin, yani kendinin, yani ifrat ve tefritteki hallerini kendisi müşahede eder, şahit olur. Aslında şunu göstereyim abi. Bu Bahtiyar kardeşin gördüğü manzara abi. Bu şurası değil mi? Çektik. Evet abi. Görüyor musun? Neredeydi? Şu da abi. Bedbak kardeşin gördüğü manzara. Aslında ikisi de aynı yere bakıyor. İkisi de değil mi? Sipsiyah. Evet. Görüyor musun? En üstten gözüken manzara abi bu. İşi takip edenler ekrandan takip eder. Şu da Bahtiyar kardeşin. Derste kendisiyle meşgul olanlar manzaraya sırtı dönük olur. Bak bu da haldir. Ben bir şey demedim. Haliniz gösterir. Tamam şimdi burada bunun üzerine icraat yapılıyor. Sırtın ona dönük. Zannediyor ki ben bunu bilme. Bilmek değildir. Evet. Görseldir aynı zamanda. Bu iki kardeş de aslında aynı yerde. Yani benim nefsim, benim ruhumda dediğimiz gibi. Aslında o iki kardeş de biziz. Yani bu anlat... Biraz önce seni bir daha şey yapar mısın? Özür dilerim. Manzara. Manzarayı. Tabii. Bak Allah aşkına şu manzaraya bak. Aynı yerden bakılıyor. Görüyor musunuz? Evet abi. Bak şuraya bak. Karamsar insanın aynı yere... Nazarında. Bak görüyor musunuz? Çevirir misin öteyi? Aynı yere baksın ya. Bu zaten karardı ya. Misal bile beni karardı. Ama bak şuraya bak. Değil mi? Bak görüyor musun ya? Allah Allah. Gel de bunun altına bir karpuz kesme ya. Değil mi? Bak aç açıyor ya. Asabi ve hassas sineler kapalı havada sıkılır. Tamam mı? Aslında bu iki kardeş de biziz. Yani bizim içerideki seyahatimiz. Biz hangisine uyuyorsak, yani o anda o cehennemi haletleri mi yaşıyoruz? Yoksa cennet hallerini mi yaşıyoruz? Çünkü bedbaht kardeş tamamen o cehennemi haletlerin vehminin gösterdiği suretler olduğunu bilmiyordu. Ha bir dakika. Vehminin gösterdiği suretler. Evet abi. Aklını başına al, kalbini temizle diyor. Tabii bu musibetin perde nazarından kalksın. Mesela kadın geldi bebek elinde camın yanına gelemiyor. Niye? Sordu tamam için. Hocam diyor bebeği atacağım gibi geliyor. Vehminin gösterdiği sureti doğru zannediyor. Şu yaşadığı cehenneme bak. Evvelki kardeşin manevi tuğlayı cennet çekirdeğine girmesine bedel şu bedbah manevi bir zakkumu cehennem tohumuna giriyor. Senin o an cennette mi cehennemde mi olduğunu lisan-ı halin bas bas bağırıyor. Burada aslında halde lisan-ı halimiz cennette mi cehennemde mi olduğumuzu gösteriyor. O şey resimdeki o dalga o değil mi? Evet abi. Burada zaten abi Bahtiyar kardeş şurada... Fethülü fi ibadi vethülü cenneti. Yani bu aslında burada cennete girmiş orada. Yani asıl cennet o değil, buradaki cennet. Yani cennetin sureti dünyada, hakikati evet, ahirette. Hakikati ahirette. Hakikat suretsiz, suret hakikatsız olamaz. Her şey her yerde var olması lazım. Demek ki cennet de burada. Mesela birazdan açıklayacağız onu. Mekke'de yayın yapan bir radyonun sinyalin burada olması lazım. Fakat biz onu duymuyoruz. Ancak radyo namı altındaki o örtüyü kaldıran, açan bir cihaz ile bilinir. Öyle de suizan ile ve akılsızlığı ile bu memleketi vehminin gösterdiği surette zan edip cehennemi bir haleti yaşayan,
O musibetli perde kalkınca ancak cenneti görebilir. Az önce sormuştunuz ya abi, yani arabası var, parası var, bunu var ama o vehminin gösterdiği surette bu memleketi kötü bir şekilde görüyor. Haleti o şekilde. Vehim. Hacca da gitsin aynı. Evet. Vehim nereye giderse gitsin. Çünkü, kafa düzelmedikçe Kabe düzeltmez efendim. Çünkü o cehennemin üstündeki perdeyi kaldırmış. O yüzden intihar ediyor. Buraya geldiğinde içerisi o kadar dehşetli ki cehennemi halet var. O yüzden buraya geldiğinde başka seçenek bulamıyor. Bu cehennemden diğer cehenneme kendini atıyor. Çünkü diğer cehennem belki bu cehennemden, yani burası cehennem olduğu için o cehennem ona kurtuluş serin oluyor. Evet canım. Abi. Öyle bir cehennemi yaşıyor ki intihar edip başıma cennete koyacaklar, beni cennete koyacaklar demez. İntiharın ne olduğunu çok iyi biliyor intihar edenler. Peki adam öldürmek, kadın öldürmek eştir, sonsuz cehennemdir. Biliyor, Kur'an'da öyle geçiyor. Peki nasıl bir cehennemin cehennemini yaşıyor ki o cehenneme razı oluyor? Nasıl intiharın bir sebebi de bu abi, cehennem burada. O yüzden intihar ediyor, çıkış bulamadığı için cehennemi bir haletten cehenneme düşüyor. Cemaatsız mı? Sekizinci sözdeki bedbaht kardeş misali. O da o kadar cehennemi bir haletteyken, yukarıda aslan var, aşağıda ejderha var, meyveleri yemeye başlıyor. İntihar ediyor yani, zehirli olduğunu bilerek. Cehennemden cehenneme düşüyor. Bu cehennem ve cennet hallerini not almıştım abi. Cehennem hallerinden okuyayım. Hal, dehşet, az, raşet, kalak, vahşet, yütüm, yeis, tevahuş, telaş. Bunlar o cehennemi haleti yaşayan kardeşin haletleri. Yani içeride cehennemi haleti intihar ettiren sebep sayar mısın? Bak, cehennem niçin ediyor? Adamın içinde şunlar aktif olmuş. Hav. Hav. Dehşet. Yani Allahsız düşünüyor her şeyi. Evet. Dehşet. Az. Az. Raşet. Raşet. Kalak. Kalak. Vahşet. Vahşet. Yütüm. Yütüm. Yeis. Yeis. Tevahuş. Tevahuş. Telaş. Telaş. Bunlar Adem vücutlar. Bu 10 tanesi bir araya gelirse cehennemden beterdir. Bunların bütünlüğü tamamen sistemi bozuyor. Evet. O kendini dimana hapsetti. Kendisi yaptı yani. Bu sitede cehennemin cehennemi diye bir ders var. Bunu bu 7-10 tane ne demektir diye veya bu şu anı merak eden varsa cehennemin cehennemi diye cehennemin cehennem orada, cehennemin cehennemi burada. O böyle bir ders var. Cehennemin cehennemi. Dinlesin. Buna karşılık o Bahtiyar kardeşin de ulvi cennet halleri var. Bunlar da Allah'a iman etmek, Allah cehenneminden kudretin azameti altından bakmak, sonsuz kudrete ayna olmak, ayna-i samet olma şuuru, kendini güvende hissetme, sahiplilik, ahirete iman etme nispetinde kalak kalkar, imandan gelen teslimiyet, fiili İslamiyet. Ahirete iman etme nispetinde kalak kalkar. Kalak. Yani ahiretin üzerini örten heva, işte kalak. Bir şeye ait olduğuna iman etmek, yütüm karşılığı, bir de yeisin karşılığı ümit var. Bu sıfatlar da senin cennetindir. O cennetten daha güzeldir bu cennet. Avamın orada yaşayacağı cenneti havas burada yaşar demiş. İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani Hazretleri sözü. Evet, tamam. Avamın beklediği haleti havas, yani bu işi uyandırmış, fark etmiş, farka gelmiş, furkanlaşmış insan onu burada yaşıyor. Orada ne yaşayacak orada belli değil. Yine bu kardeş bu yürüdüğü yolda şöyle bir sözümüz vardı abi derste geçen. İkinci sözde yürüyen kardeşler misali, bu içerideki seyahatimizde eğer mutlu değilsek, bu seyahatte o kardeş mutlu değildi. Her katta bir azap çekti. Az önce saydığımız o sıfatları, haletleri yaşadı. Eğer bu yolda mutlu değilse, o yolu yürürken mutlu değilse, yolun sonunda bizi bir sürpriz beklemiyor. Yani hale geldiğimizde, içeride bir çatışma varsa, bu kadar o haletler, cehennemi haletler varsa, halimizden cenneti andıran bir hal çıkması mümkün değil. Öyle bir sürpriz yok. Yani bir insanın lisanı halinden cehennem bir halet varsa demek ki o yürüdüğü yolda da mutsuz. Yani armut çekirdeğinden şeftali bekleme. Evet. Hayatın çekirdek. Armut şey bunu koydun muz çıkacak. Ama bundan muz çıkar mı şimdi? Evet. Çıkmaz. Hanzele'den hanzele. Halden çıkan lisanı halimiz, bizi kaplayan haletimiz ve yoldaki vaziyetlerimizin
cem edilip hepsini burada yüklenen ilan edildiği yerdir hal. Bak çok önemli. Tahayyülden itibaren o adamın oralardan topladığını gösterdiği yerdir. Yani tahayyülde, tasavvurunda, tahakkum nasıl kelamın içindekileri ehli birisi biliyorsa, o şahsı tanıyorsa, halinden de, lisanı halinden de tahayyülde ne var, tasavvurunda ne var, bu mertebelerde neler yüklendiğini bilebilir. Ya da endişesi olan katları çıkarken titreye titreye çıkan, dilencilik eden halde bunun aksi bir şey göremez. Bu yürüdüğü yolda ne varsa halde de onu gösteriyor. İşte kader halde yaşanıyor. Yani bu içeride yaşanıyor hali. Bu yaşananlar lisan-ı hal ile dışarı çıkıyor. Sonra haletimiz oluyor. Onlar da kaydediliyor. Ya kaderi burada yaşıyor dedin. Al 5 tane iman esasını iman eden kişinin yaşadığı için. Evet, evet. Hal. Altıncısı kendisi yani. O ya. Beşi getiren, ceme getiren kişide ortaya çıkan hal. Kader. Onun kaderi. Hali ve vicdan. Yani. 5 taneye iman etti ya Allah'ın. İçimiz dışımızda, dışımız içimizde. Yani içimize ne varsa dışımıza o çıkıyor. Bahtiyar kardeş bu katlarda ve dışarıdan gelen etkiler de var tabii. Gördüğü, duyduğunun kendisinde uyandırdığı, kendinde inşa ettiği şeyin farkında olduğu için halde gözükeni kendisi yorumlayıp kendine dönebiliyor. Burada lisan halini yorumlayabiliyor, müşahede edebiliyor. Diğer üst katta müşahede lisanı var. Kadere iman etmek, kendine dönmek, kendini yorumlamaktır. 5 tane iman esasını hazmeden kişi bunu yapar. Kader hali ve vicdanıdır. Özür dilerim ya, ben acele ettim. Koymuş zaten. Nasıl düşüncelerimiz balon gibi oluyor, ne düşünüyorsak öyle oluyor. O balonun içine giriyoruz. Öyle de halden çıkanın içine girip o hal ile halleniyoruz, halet oluyor. Bunu da biz fark edince, yani halimizi, haletimizi dışarıdan kendimize bakıp görür gibi o zaman o da meşhut işat etmiş oluyoruz. Kendi lisanı halimizi gördüğümüzde de meşhut etmiş oluyoruz. İşat etmiş oluyoruz. Evet. Hal, nur-i iman ile okuduğunu lisanı hal ile okuttuğun yerdir. En güzel okutan da kendini oradan çıkartıp, kendini aradan çıkartıp aksedeni göstermektir. Yoksa boş boş, manasız bir hal bakış, o hiçbir şey aynadarlık etmediğini ilanıdır. Yine ilim dimada olabilir ama sadakati nispetinde halde gözükür. O ilme şahit olur, okutur ve okutur, görünür ve görür. Hayal, haleti, hali değiştirir demiştik daha önceden. Hal, buradaki hal, lisan-ı haliyle bize beşeriyet veriyor. Şimdi başka misale geçeceğiz. Ondan önce aynede görünen, ayneden çıkmadığı, karşıyı yansıttığı gibi insanın ruh aynasından çıkan ahireti yansıtıyor. Aynede gözüken, aynenin zatına ait değildir. Bunu dimada düşünürsek, halin lisan-ı mahalli olan, halden çıkan lisan-ı hal. Lisan-ı halimiz dima aynedarlık yapıyor. Yani bir nevi dimanın sesi gibi. Nasıl ki radyonun hoparlöründen çıkan ses, lisan hoparlöre ait değildir. Radyoya, yani radyonun ayarlandığı frekansa o istasyona aynedarlık yapıyor. O ne okuyorsa onu okutuyor, onu aksettiriyor. O şeklimize gelelim abi. Şimdi başka misalle hali aktaracağız. Bu bir antika radyo bulduk abi. Gördünüz mü radyoyu? Can dostum. Aa, var mı arkadaşlar? Var abi. Az önce de radyo geçmişti. Yani bu radyoda oradan abi siz de görebilirsiniz. Mesela neresi var? Kahire var. İşte Kars var. Münir, İstanbul. Bu şey olduğu için abi. Evet abi. Şimdi Kahire'de olan bir sinyal bizim antenimizde var. Ya da Tunus'ta olan bir sinyal aslında burada olduğu gibi, birazdan göstereceğiz, bütün o haletler de aslında bizde var. Çünkü her şey her yerde var olması lazım demiştik. Demek ki cennet burada. Misalimize devam edelim. Yani bu, o alemlerin, istasyonların sureti. Burada ses çıkarsa,
Şüpheniz olur mu ki o yay nevi var mıdır? Olmaz. İnsan da bu kutu gibidir, beka arzusu da ahiretin yayınıdır. Şimdi abi bu radyomuzun skalası, az önce istasyonlar vardı. Biz bunu hal cetveli haline, yani istasyon cetveli değil, hal cetveli haline getirdik. İfade etmek için manayı. Bizim radyomuz da abi bütün alemleri aynı darlık ettiği için aslında bir alem efem gibi bir şey oldu. Yani. Onu söyleyeceğiz. Radyo skalası, istasyon cetveli, radyonun aynı olduğu yeri gösteriyor. İşte mesela Münih demiştik, işte Kahire demiştik. Orayı buraya taşıyor. Bak orayı buraya taşıyor ve burada sanki o buradaymış gibi muhatap oluyoruz. Böyle dinliyoruz. Değil mi? Ve hiç şüphemiz yok. Orada birisi söylüyor. Ha sanki burada, orada. Fark etmiyor. Aynen işte böyle. Kendini de böyle düşün. Sen de istasyonlarla. Acele mi ettim? Yok abi. Oranın bizdeki sureti mi oluyor? Sureti bu surettir. Evet, İstasyonların evet. Sureti. Bizdeki sureti, halim, bizim halimiz mi? Bizim işte halimiz o alemlerin 18 bin alemdeki şeyleri. Mesela burada çaldı. Ulan şimdi Kahire ve Mekke'de şüphe var mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Söyle. Oo. Yok canım bu böyle havanın sıkışmasından gelen bir sestir. Olur mu? Kamyon sesi. Yok. Böyle birisi var ya. Ben de çalıyorum. Beka istiyorum, beka istiyorum, beka istiyorum, beka. Evet, 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 evet. Demek var mı şöyle bir? Konuşuyor baksana burada. Şeytan da öyle ha. İyi değilsin, iyi değilsin, iyi değilsin, iyi değilsin. Orada, burası, burada çalıyor o adam. Hal aynı olduğu alemleri aksetiyor demiştik. Mesela az önce saydığımız dalalet-i hal, ihlas kaçıran hal, acip bir hal, azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal. Yani bu skalayı mı sayıyorsun? Skala, evet abi skalamız biz şuraya yani gösterdik. Yani Mekke, abi. Medine, Urdun falan evet, yerine abi. Sen o skalayı sayıyorsun. Bir de şey var evet, mı? Abi. Skala çok önemli. Perişan hal, perişan endişe abi. Verecek bir hal, fakirül hal, müellim bir hal. Çeviriyorum. Dindarane bir hal, dehşetli hal. Bizim skalamız abi inşirah ve manevi bir ferah hali. İnşallah bu halimiz. Hali terakki. Nereye çevirirsen çalar ha. ahirete müteveccih bir hal. Tezellüm-ü hal, sukut ve vahşet hali. Musibete ve takada daha ziyade istikrar kesbeden haller. Yine devam edelim. Hazin bir hal, mazlumane hal. Bunlar hep Risale-i Nur'dan topladığımız hal çeşitleri. Arap ekster yani mesela. Ne dedi? Hazin bir hal. Batsın bu dünyada. Manevi bir hal. Bir hazin hal demedin mi? Evet abi. Bir misal yapalım mı abi canım güzel? Yok yapmayacağım. Şimdi bir şey hakikaten batsın bir dünyada. Yok, ben batan. Canlandıracaktım abi. Öyle mi? Yap o zaman. Şimdi tabi bu halleri anlatıyoruz ama bu hal akla kalmasın. Aklınıza yandım biraz. Yap bakalım. Bu radyonun özelliği, bu radyo Arabex de çalsa, abi ezan da okursa, bu radyo değişmiyor. Yani bu radyo bize göre şey olduğu için abi, daha yani madde... Ne kafirdi ne Müslümandır yani. Evet abi. Müzik de çalsa, Kur'an da çalsa, günahkar o, olmuyor yani. Evet abi, değişmiyor. Yani radyo, bizim gibi değişmiyor. Ama mesela ben radyo olayım abi. Evet. Şimdi bu kısa dalga, orta dalga, uzun dalga. Evet. Elim de değişti abi şimdi kulağım uzun dedi. Diyelim ki ben radyoyum abi. Evet. Şimdi orta dalgadayız. Siz orta dalgayı aldınız. Orta dalgada ezan okunuyor abi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi ezanı biz duyduğumuzda radyo değişmiyor ama biz değişiyoruz. Yani biz o aleme aynadarlık yaptığımızda mesela ne dedi? Hali terakki dedi. Ya da manevi bir hal dedi. Biz kendimizi bu halete aldığımızda ya da bu hal geldiğinde biz değiştik. Ama radyoda o şey çaldığında radyo değişmiyordu. Ha radyoda Kur'an çaldı, onu dinleyen ben etkileniyorum. Evet. Abi. Ama onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Aynen öyle de abi. Biz kendimizi ayarladığımız aleme göre değişiyoruz. Kendiniz radyo oluyorsunuz. Kendimiz radyo oluyoruz evet abi. O alemlere radyo oluyoruz. Buraya aksettiriyoruz ya. Hmm. O biz kendimiz değiştiriyoruz. Değiştir abi kısa dalgaya. Senin de pek bilmiyorum. Yanlış içtiğim köfte olmuşsun. Şimdi o kanala gelince abi işte kendini çizmeye başlıyor, kesmeye başlıyor. Radyoda değişiklik yok ama biz o aleme geldiğimizde aslında onun vasıtasıyla oraya taşındığımızda yani ademi vücutlar çıkmaya başladığında
Bu sefer bizim haletimiz değişiyor. Nasıl bir seni kelam değiştiriyor ki adam jilet vuruyor, sen de vuruyorsun. Evet. Ama en ufak diş ağrı en hastaneye koşuyor. Jileti vuruyorsun, anlamıyorsun. Başka müsbeti vereyim. Elma meyve soyuyor, Yusuf'u gördüler kadınlar, elini kestiler, anlamadılar. O da başka bir hal, çalıyor. İçeride Yusuf çalıyor. Abi jileti vuruyor ya, ben gözümle gördüm, kan böyle fışkırıyor. Hiç sesak mı büyüyor? Hiçbir şey yok yani. Parçalıyor göğsünü böyle. Açılıyor ve kaburgalar gözüküyor adamın. Şok olursun yani. Söyle denk gel. Yani ustad diyor ya muhakematta, kelamda sihir var. Sihri beyanı. Orta dalga dedik. Kısa, evet. Uzun dalga yal abi. Uzun dalga aldım. Burada abi ses yok, sadece hareket yapayım. Burada çünkü horon tepiyorlar abi şimdi. Cemaatte rahatsız yok, zapt edemeyeceğim ben. Etkiler yani ister istemez. İster, o evet. Aleme taşındığı evet. İçin değiştir abi. Evet abi, gayri insani haller var. Hal-i müessif var. İntihar hali var. Yani o çeşitli risade geçen skala gibi. Evet. İstasyon gibi. İntihar hali yani... İçte nasıl bir şey oluyorsa abi, işte o az önce gösterdiğiniz binadaki gibi o tahayyülden itibaren onun sonunda hale geldiğinde artık intihara sürüklüyor kendini. İntihar hali oluyor. Meçhulül hal var, alameti hal var, hali sekir. İnsanı havalandırıp baş aşağı felakete atan hal var. Mutabık-ı muktezai hal var. Vakı hal olan mevt, küllü lisanı hal var. İnsanı esvile safile indiren hal, teşehhi edilen haller var. Bunlar tabi ifrat tefrit olarak ayrılabilir. Tabi yani bunlar ifrat ve tefritteki hallerdi. Asıl bizi ilgilendiren bu orta dalga dediğimiz elhamdülillah ala külli hal hali. Yani her hale şükreden hal. O da tabi hal-i Muhammed-i Aleyhisselam ve Selam Efendimiz'in hali. Yani hal aynı olur demiştik. Bunlar kendimizi o aksettirdiğimiz haller. Nasıl onları gösteriyorsak, peki ahvali ile, ahvali sünnet ile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buraya neyi nerelere aksettirdi? Şimdi biz az önce bir sürü halleri gösterdik. Peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ahvali sünneti ile buralara neyi gösterdi, nerelere yani aksettirdi? Yani peygamber radyosu diyelim, skalası değil mi? Evet abi. Ne çalıyor? Nereyi buraya taşıyor abi? Nereyi? Ne çalıyor, nereyi buraya taşıyor, nereye koridor oluyor? Bu koridor ya bu alet. Evet, evet. Peygamber de böyle. Bakayım onun şeyinde, skalasında neler gözükecek? Biz ahvalimizde, halimizde, ahvalimizde sünnet-i seniye yaşayarak ne oluyoruz, nerelere buraya taşıyoruz? Hı. Az önce gösterdik ya işte ezen çaldı farklı olduk, müzik çaldı farklı olduk kesin. Peki biz ahvali sünnet-i seniye yaşarsak ne oluruz? Yani sahabelerin işte o sırrı, bir sırrı o. Çünkü onlar o hal ile hallenmişler. Yetişemeyen hal. Evet, yine burada abi. Efendim? İnsanlar kendilerini değiştirmedikleri sürece Allah-u Teala onları değiştirmez. Cüz'i iradeleriyle imaktan üst sürerek dünyaya ferahlatıcı bir şekilde gözükecek ya da karamsar bir şekilde gözükecek. Kendi alemi. Kendi alemi. Çünkü dünya ne oldu kimse bilmiyor, hakikisi yok. Herkese göre farklı özelliğe sahip. İşte mucize olması odur. Yani bir donuk bir özelliği yok. Herkes nasıl görmek istiyorsa, alemi neyse alem öyledir. Ama senin gördüğün şu dünyayla benim gördüğüm dağlar kadar fark var. Onunla dağlar kadar fark var yani. Herkes farklı görür. Alemi yani. Bir haletin tesirinden çıkmak için başka bir halete girmen lazım demişiz abi. Yani burada bir kanal, diğer kanala geçmeniz için bu kanalı değiştirmemiz gerekiyor. Yani haletimizde de öyle. Bu haletten çıkabilmek için başka bir halete girmemiz İkisi gerekiyor. İkisi aynı anda olmuyor. Evet, halet dersinden bakın. Bunun için de üstad namaza iltica etmiş. O haletten çıkabilmek için abi. Ha, yani mesela diyelim ki İmam Azam bir şeyi kaybettiği zaman demişler ne yapalım? Namaza durun. Hemen çalacak yani. Nerede aldığını sana söyleyecek. Ustad da mesela sıkıldığı zaman namaza iltica ediyormuş. Evet abi. Ehadiyet ve vahidiyeti dedim abi ama yanlış şey yapmadıysam. Bir kişide bütün bu hallerin gözükebilmesi ehadiyet abi. Tamam. Cem. Evet abi. vahidiyette şu anda burada herkesin aynı halde olması. Ahirete müteveccih bir hal olması da vahidiyet. Terakki hali olması.
Yine abi bu halin bizdeki şeyi başka suretlere, libaslara girerek de gösteriyormuş abi. Bedende ve cisimde kendine uygun cisimleri giyerek gösteriyormuş. Her halet kendini kendisiyle göstermez demişsiniz. Onu halet dersinden aldım not abi. Bir de insanların birbirine benzemesi abi. Bu da bugün aklıma geldi. Yani insanlar birbirine benzer ya işte bir yere gidiyor mu, bir yerden ders alıyor mu, nereden istifade ediyor. O bile bellidir yani hangi cemaate mensup. Herkesin bir şeyi vardır. O abi aynadarlık yaptıkları alemlerin aynı olması nispetindedir. Yani belki bıyığı olmayabilir, sakalı olmayabilir ama o insanlar birbirine benzer. Yani yani sureten benzerlikten ziyade nasıl iki farklı marka radyo olsa aynı kanaldan bir şey söylese. Yani bu işte bir marka başka bir marka da olsa çalsa bizdeki aynı yerler karşılık bulur ki biz onları görmesek de sadece sesini duysak dahi. Yani iki tane radyo olsun biz görmesek bile aynı frekansta olsa bize aynı yerin anedarlığını yaptığı için bizde o yerler karşılık bulur. Oraların hareketleri. Mesela aynı, farklı radyolar olsa ama aynı yere şey, evet abi. Odaklansalar farklı cihazlardan aynı şeyi çıkar. Aynı şeyi çıkar abi. Aynen öyle de aynı hal ile hallenmiş. Yani aynı alemlere aynadarlık yapan insanlar birbirlerine benzemeye başlarlar. Siret, ahlak, sıfat nasıl sureti değiştiriyorsa dimadan çıkan hal, haleti bir olanlar tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizamda aynı süzgeçten geçirdiklerinden bir olduğunu gösterir. Hmm. O insanların benzemesi. Aynı hal ile hallenir. Mesela sokağa çıksan tarikatçı, nurcu, işte Fransız, Alman yani hep aynı şeyi görebiliyorsun yani hepsi. Aynı halle ama biri satarlı, biri nereli. Ama bakıyorsun hakikaten nurcu bunlar. Tarikatçı diyorsun, şey diyorsun. Yani bu aynı şeyle halle hallandıklarını gösteriyor. Evet, sima en merkeze düşünürsek abi, simayı hal kaplıyor bir dışında. Onun dışında da suret var. O şekilde bir çalışma yapmıştık. Bir de yine bu toplamayı yaparken üç şey dikkatimi çekti. Hali Ahmediye Aleyhisselam Efendimiz'den bahsediyor. Hali Ahmediye. Ahvel, evvel oluyor. Hasreti Muhammediye Aleyhisselam diyor. O batından bahsediyor. Şemaya bakarsanız o oktay gözüküyor. Tavrı Nebevi Aleyhisselam diyor yine külliyatta. O da zahir. Ahirenin de harekatından bahsediyor Aleyhisselam Efendimiz'den. O da ahire oluyor. Yine ahirinde gayet metanet var. Zahirinde nihayet itminan, ahvalinde de kemal-i vusuk gözüktüğünü söylüyor. Yani onda o çalışıyor. Evet abi. Çalıyor yani. Bu kadar abi. Hal dersine iniyor. Hal, aynı zamanda hal dersi kadere müthiş bir, mükemmel bir pencere açtı. Çünkü hali ve vicdaniydi. Efendim, hal dima bütünlüğü, dima bütünlüğünün söze veya fiile dönüşmeden önceki insanın kesbettiği durum, halet yani içsel yapı. Nedir o? Tahayyül, aşağıdan yukarı giderse, tasavvur, tahakkul, tasdik, bunlar çok çok ders yaptığımız için. Dimanın dili dersek? Diman